Herkese Tiran'dan merhabalar. Arnavutluk'un başkenti Tiran'dayız. Balkanlar'da 2 günlük bir seyahatimiz var. Şimdi Tiran'ın Noel Pazarı'na geldik. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Tiran 2024 yılına tamamıyla hazır. Hadi gelin birlikte Noel Pazarı'nı keşfedelim. Şimdi tam olarak şu meydana gideceğiz. Birazdan oradan size merhaba diye olacağım tekrardan. Evet arkadaşlar, videomuza ve Tiran Christmas Market turumuza başlıyoruz. Şimdi bu, özellikle neden bu tarihlerde geldik? Çünkü Aralık ayında hem vizesiz hem de daha öncesinde araştırmıştım ve Pegasus'un da kampanyasıyla çok uygun bir fiyata, bir kişi 1800 lira gidiş dönüş ücretiyle 2 günlük cuma gidiş pazar dönüşü bir şekilde Tiran'a geldik. Gerçekten güzel bir atmosfer karşıladı bizi burada. Her yer ışıl ışıl ve rengarenk. Şimdi yavaş yavaş İskender Bey Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Çığlığa bir gondol mutluluğu yaşıyorlar, heyecanı yaşıyorlar. Bu arada arkamda hemen görmüş olduğunuz mükemmel bir anıtı aslında bu meydana ismini veren kişi Tiran'ın ulusal balığı, Arnavutluğun bağımsızlığında önemli bir rolü olan bir kişi. Evet arkadaşlar, şu anda tam olarak İskender Bey Meydanı'ndayız. Bütün etrafımızda kafeler, restoranlar burada, güzel traditional yiyecekler, atıştırmalıklar, aparatifler ve pek çok souvenir, hediyelik eşya dükkanı bulunuyor. Burada adeta bir panayır kurmuşlar. Birazdan daha çok hediyelik dükkanlara da bakarız birlikte. Ne deniyor bu küçük açılan şeylere? Doğru söyleyin. Arnavutluk Ulusal Tarlama. Neymiş? Doğru söyleyin. Doğru söyleyin. Neymiş? Kimmiş? Arnavutluk Ulusal Tarlama. Demek ki ben biliyormuşum. Doğru biliyormuşum. Evet. Ne yapıyorsun? Evet. Üşüyoruz. Şu anda aslında hava çok güzel. Bu arada güzel Aralık ayı olmasına rağmen şu anda burada gayet güzel bence hava. Hemen şöyle göstereyim. İnternetimiz için gözükmüyor. Ama şu anda 17-22 saatlerimiz. Hava da bence gayet iyi Aralık ayı olmasına rağmen. Normalde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası derler ama bence şu an yani gayet İstanbul'dan daha iyi hava. O sanıyorum 8-10 derecelerde falan. Yani ben düşünmüyorum, gayet iyiyim şu anda. Birazdan da zaten birazdan sıcak şarabımızı içip ısınacağız zaten diyelim ve sıcak şarap aramaya koyulalım. Meydana doğru geldiğimizde bizi kocaman bir yılbaşı ağacı karşılıyor. Hemen şöyle göstereyim. Yanında da atlı karınca.
5.50. Evet, şu an bu arada tren İstanbul'a göre 2 saat geriden geliyor. Saat 5.50 olmasına rağmen burası aşırı derecede kalabalık durumda. Yani herkes, ailecek, arkadaş, kalabalık gruplar buraya geldi. Gerçekten keyifli vakit geçirmek için mükemmel bir yer. Bu dönemde özellikle tren'in bu kadar güzel olduğunu ben de beklemezdim ama bence kesinlikle dönemin de etkisi var. Çünkü önceden izlediğim videolarda Kenler ve Maiden'ın çok koymayacağım ve boş, hani çok fazla kalabalık olmayan, yoğun olmayan bir yer şu anda. Yani gerçekten aşırı derecede yoğun bir ilgi görüyor hem halkın hem yerel hem de turistlerin. Şimdi daha satıcıların yoğun olduğu yerel pazara geldik. Hediye süvenir kısmı. Hattak denemeye ne dersin? Olur, acıttı çünkü. Bir hadi bir, o zaman bir hattak atıştıralım bakalım. Bir hemen şurada vardı köşede. Sonra devam ederiz gezmeye. Ya çok güzel mısır kokuyor bu ara buralarda ya. Ben şunları da şat bardakları. Şu bardağın büyüklüğü. He? Bardağın büyüklüğü. Oha, evet. Şu saat kulesi de güzel bir saatli. Bu saat kulesi ya. Gel dedim. Şehir turunda dedi. Bu havada dondurma. Şehir turunda mı yiyeceksin dondurmayı? Aynen. Bu anda Noel'le çok bağdaşlamadık. Hadi o zaman. O da hatta diyelim. Hava soğudu ama sen hissetmiyorsun büyük ihtimalle ama hava soğudu. Bilmiyorum, benim içim kalın galiba. Ben çok fazla üşümedim. Ben de çok üşümedim. Ya şöyle çok durulmaz değil tabii ama yani ya, ben sabaha göre böyle, bayağı böyle bir hava beklemiyordum bu arada. Yani bayağı iyi geldi bana. Ben çok kalın geldiğim için. Tabii hani Balkanlar ya genelde, hani Balkanlardan gelen soğuk havalar. Hava İstanbul'a göre, İstanbul çok ısınmış şu anda, bayağı soğuk. Klasik mi istiyorsun yoksa? Ben yemeyeceğim bu arada. Ha. Sen yiyeceksin, ben senden tırtıklayacağım. Harika. Ben senden sadece bana bir sürü alayım ya. Ben şu an çok dolaştım. Ben hakkımı diğer tarafa bırakıyorum. Daha fazla istersen her zaman. Aşk olsun ya, benden mi? Bir sürü tamam. Bir sürü tamam. O kadar. Aslında biraz acıkmış gibi de hissediyorum ama şöyle de bir şey, kuş gibi yedik ya o. Kaç yedik? Kuş gibi yedik ya Facebook. Evet. Buradan çok fazla hani ekleyeyim bir şey de yemek istiyorum. Acıkmış da hissediyorum. Bu tarafa bekleyecek. Bekliyoruz. Tatlı deneyelim. Deneyelim bakalım. Yes, ketchup mustard. Ketchup and mayonnaise. Biraz olsaydı ya. Sure. Thank you. Benim değil mi? Niye ben elimden aldın hadi ya? Hadi ilk açılışı ben yapmayayım mı? Amca benim. Ya bu klasik şey işte. Hadi. İlk açılışı yapıyorum hadi denemeyi. Gel böyle. Abi ya tatlı yer.
Sosis vermedi bu arada. He? Bana ne ya? Bir ısırık dedim ben. Aha. Ya öyle mi? Boğazımda kalacak. Boğazımda kalacak. Yuh be, yarısı bitti be. Tam şurayı da ısır bari be. Sosis şu altta zaten. Nasıl, güzel mi? Nasıl ilk izlerim? Bence 200 lek, yani güzel bir açısıma. Okey. Güzel yerdeyiz. Bence yenir ya. Alacak mısın? Ben de alsam mı? Evet, bir tane de ben alayım o zaman. Alayım alayım. Yüz mü bak? Yüz. Arkadaşlar para birimi 100-200. Şehir gerçekten de ışıl ışıl. Şuraya bakar mısınız? Yani yılın en güzel zamanı diye boşuna demiyorlar. Şöyle ışığımızı da açalım çünkü gözükmüyor. Evet, şehir gerçek. Evet, yemeğimizi de yedik şu anda, atıştırdık. Vallahi iyi geldi, ne diyorsun? Evet evet, acıkmışız yani. Güzel bir enerjimiz yerine geldi ama atıştırmaya yani devam. Bunu ben daha saymıyorum normal yemek olarak çünkü minik bir atıştırmaydı diyelim. Daha saat erken çünkü 6 burada. Ama sanki hissiyat benim şu an Türkiye'de 8 oluyor, yani arada 2 saat olduğu için sanki böyle daha geçmiş gibi geliyor. Kalabalıktan olsa gerek ama saat daha burada 6. Evet, daha çok erken ama bana dediğin ama gibi 8-9 gibi geliyor. Ya her yer o kadar ışıl ışıl ki, bakar mısınız? Yani yılın en güzel zamanı diye boşuna demiyorlar. Bence Tiran'a gelecekseniz kesinlikle yılbaşında, yani yılın bu zamanlarında, Aralık ayında gelmeyi düşünebilirsiniz. Yazın nasıl oluyor bilmiyorum. Eminim yazın da çok güzeldir. Yazın ama biraz daha çok sıcak olduğu için insanlar güneye kaçıyormuş yani. Buralar evet, biraz daha boş kalıyor. Samit ve Seren de miydi? Evet. En çok tercih edilen tatil bölgeleri. Bu sene de bayağı popüler oldu bu arada Samit. Özellikle uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkıyor. Ama Tiran'da gerçekten de Aralık'ta görülmeye değer. Bu arada bu sokak bana daha çok, bu cadde daha doğrusu, Bağdat Caddesi'ni anımsattı. Biraz böyle cadde havası var sanki, ne dersin? Evet, evet. Hem kalabalıklı, hem süslemeleri, hem binaları daha böyle tarihi binalar. Güzel yapılar bu evet, arada. Güzel yapılar ya. Gündüz gözüyle de çok güzeldi ama şu anda akşam ışıl ışıl böyle çok da etkileyici. Bu arada oldukça da kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Normalde 3 milyon gibi nüfusu var. Fakat yani şu an akşam gerçekten de aşırı derecede kalabalık. Yok, ülkenin nüfusu 3 milyon. Yani. 3 milyon tüm Arnavutlu'nun nüfusu mu? Evet, Arnavutlu'nun ben nüfusu. Onu Tiran olarak düşünmüştüm bu arada. Tiran yani 600 bin civarında. Yani şey düşünebilirsin, bir Fatih ilçesi kadar kalabalık. Öyle mi? Ya o zaman gerçekten bayağı küçük bir ülke. Yani en son gördüğüm bilgi o yöndeydi, eğer çok eski bir bilgi değilse. Peki burası Arnavutluk, Balkanların kaçıncı büyük ülkesi? Aa, şuna bakmadım bu şekilde, hiç kıyaslama görmedim. Ama çok büyük bir ülkesi değil, yüz ölçümü 25 bin metrekare gibi bir şehir. Yani Türkiye 700 bin. Yani Türkiye 30 katı buranın. Öyle mi? Türkiye 30'da 1 gibi bir yüz ölçümü var diyebilirsin. Yani 25'te 1. Arkadaşlar sıcak şarabımız. O zaman hadi bakalım. Evet, sıcak şarabımızı içelim.
için ofisler şehir içinde kapanmış. Biz de şimdi Tophane Alışveriş Merkezi'ne geldik. Zaten burası direkt şehrin içerisinde, kolay ulaşılabilir. Ve şu anda saat 7.30 olmasına rağmen buradaki Exchange Office açıktı. Şehir merkezdekiler dediğim gibi kapalıydı. Şehir merkezinde 3 tane görmüştük yan yana. Gündüz oradan bozulmuştuk. Şimdi buradan hallettik. Yani ihtiyaç olursa Tophane AVM'de de Exchange Office bulunuyor hemen girişinde. Bu arada burası 10 katlı bir AVM. Şöyle göstereyim. Birçok marka da var. Tanıdık markalar, de facto Subaru gibi markalar da burada. Bayağı internet spot görüyoruz. Şu an bayağı büyük 10 katlı bir AVM. İhtiyaç halinde Tophane, Murat Tophane Caddesi'nde bulunuyor. Gürültüden aşırı derecede yorulduğumuzu hissettik bir süre sonra. Yani gerçekten o kadar yoğun, kalabalık, böyle çığlık, işte müzik sesi o kadar fazla geldi ki birazcık kaçalım dedik şehrin o cümbüşünden. Şimdi daha böyle ara sokaklardayız. Biraz da kaldığımız eve de yaklaştık aslında. Buralar daha böyle sakin, daha... Cam başka cam mı? Öyle mi? Aynen o tarafta kaldı. Geliyorum. Şimdi. Camiye götürüyor muyum? Binaya baksana. Tarihi bina yani. Ethem Efendi'nin binası. Ethem Efendi'nin binası. Ya bizim beyinler iyice gitti şu anda. Yorgunluktan gerçekten aşırı yorulmuşuz. O ambiyanstan bir anda kaçmak, uzaklaşmak istedik. Şimdi biraz daha hani daha lokal yerlere geldik. Tam Old Pazar'dayız. Ama buranın da akşam hali oldukça keyifli görünüyor. Bugünlük bizden bu kadar. Bu arada kaldığımız, konakladığımız evi de şöyle göstereyim hemen. Burada ikinci kat. Evet, bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın birlikte devam ediyor oluruz zaten. Videoyu beğendiyseniz yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.